kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'a hamdolsun. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Aziz müminler, şüphesiz Allah Teala peygamberlerini, Allah Teala peygamberlerini mucizelerle desteklemiştir. Bu mucizelerden birisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizesidir. Allah Teala şöyle buyurur. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bu ilahi mucizeyi derin düşünen kimse bu mucizenin çok ders ve ibret içerdiğini görür. Bu ibretlerin en önemlisi Allah'ın mutlak kudretinin beyan edilmesidir. Muhakkak ki Allah'ın iradesi her şeyden ve bütün sebeplerden üstündür. Allah Teala şöyle buyurur. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. İsra mucizesinden alınacak ibretlerden de zulmün arkasından kolaylık ve üzüntünün arkasından da ferahlıktır. Peygamber Efendimiz Yüce Rabbinin mesajını bildirmek doğrultusunda müşriklerin farklı şekildeki eziyetlerine katlandıktan sonra bu İsra ve Miraç mucizesi Yüce Allah'tan bir onurlandırma ve destekleme olarak vuku bulmuştur. Allah Teala şöyle buyurur. Elbette zulmün yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Kulluğun makamı azametlidir. Allah Teala şöyle buyurur. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Yüce Allah'a kulluk etmek şeref ve onurdur. Allah insanları ona kulluk etsinler diye yaratmıştır. Tüm peygamberlerin mesajı insanları Allah'a kulluk etmeye davet ediyordu. Bu mucize Mescid-i Aksa'nın önemini ortaya koymuştur. Halbuki Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'ya geceleyin götürülüp oradan da en üst semaya çıkarılmıştır. Ayrıca Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan üst mescitten biridir. Allah'tan o mescidi korumak için gayret edenleri desteklemesini ve Müslümanların ona tekrar kavuşmalarını nasip etmesini niyaz ederiz. İsra mucizesi namazın öneminin büyüklüğü, fazileti ve üzgünlüğünü göstermiştir. Ki Peygamber Efendimiz geceleyin götürülüp 7. semada olan Sidretül Münteha'ya ulaştırıldı ve Miraç yolculuğunda 3 şey verildi. 5 vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi. Yine İsra mucizesinde dinler arasındaki ortak bağlar beyan edildi. Bu bağlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberler babadan bir kardeştirler. Onların anneleri ayrı olmakla birlikte dinleri birdir. İsra ve Miraç gecesinde peygamberler bir araya gelerek Resulullah onlara imamlık yapıp namaz kıldırdı. Tüm peygamberler de Hazreti Muhammed'i iyi karşılayarak onun için dua etmişler. Bu mucizeden alınması gereken başka derslerden sebeplere sarılmaktır. Resulullah Kudüs'e geldiğinde bindiği Burak'ın ipini bağladı. Peygamber Efendimiz şöyle demiştir. Ben onu yani Burak'ı peygamberlerin de bağladığı halkaya bağladım. İsra mucizesinden alınacak derslerden de gerçek iman edenler diğerlerinden ayırt edilip belli olmuşlar. Müşrikler Hazreti Ebubekir'e gelerek arkadaşının geceleyin Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü iddia ettiğini söylediler. Ebubekir bunu o mu söyledi diye sorunca onlar evet dediler. Ebubekir ise hiç tereddüt etmeden o söylemişse doğrudur diye cevap verdi. Onu bu konuda doğrular mısın diye tekrar sorduklarında daha ötesini de
tasdik ederim Muhammed gece veya gündüz kendisine semadan haber geldiğini haber veriyorum. Ben kendisini yine tasdik ediyorum dedi. O günden itibaren Hazreti Ebubekir radıyallahu anh As-Sıddık lakabına nail olmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, insanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, İsra suresi bu mübarek yolculuktan bahsettiği gibi, ana babaya ihsan etmekten de bahsetti. Allah Teala şöyle buyurur, Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Yüce Rabbimiz, hamilelik, emzirme ve yetiştirme dönemlerinde çabalayıp zorluk çeken anneye daha fazla önem verdi. Allah Teala şöyle buyurur. Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Bir adam Resulullah'a gelerek, ey Resulullah, kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah annem buyurdu. O sahabi ondan sonra kimdir diye sordu. Efendimiz annem buyurdu. Sahabi tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu. Efendimiz yine annen buyurdu. Sahabi tekrar sonra kim gelir diye sorunca Resulullah bu sefer baban cevabını verdi. İslam dinimizde anneye iyilik etmek Allah'ın rızasını kazandıran sebeplerden biridir. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek cihada çıkmak için izin istedi. Resulullah annen hayatta mı diye sordu. Adam evet ya Resulullah dedi. Resulullah geriye dön de annene itaat ve iyilik et buyurdu. Ama adam çok ısrar edince Resulullah vah sana sen annenin ayağına sarıl çünkü cennet oradadır buyurdu. Anneye iyilik etmek ona iyi davranıp saygı göstermek onu mutlu etmekle gerçekleşir. Ayrıca vefatından sonra da onun için dua edip adına sadaka vermek ve sevdiklerine saygı göstermekle iyilik yapılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyiliklerin en güzeli evladım baba dostlarının ailesine ilgi göstermesidir. Son olarak her biri kendi alanında ulusal devlet kurumlarındaki emir veren veya temsilcisine oymanın gerektiğini vurguluyoruz. Zira iş ehli her alandaki uzmanlar ve yetkililerdir. Dolayısıyla devlet kurumlarının yetki alanına karışıp zorbalık yapmak şer'i olarak yasaktır. Vakıflar Bakanlığı şüpheli sayfaların ve sitelerin haberlerine kabulmaya karşı uyarır ve devlet kurumlarının resmi web siteleri dışında her birinin kendi yetki alanındaki herhangi bir kamu meselesinde talimat veya yöneltme almamaya dikkat çeker. Ey Allah'ım bizi dinin üzere sabit kıl ve babalarımızı, annelerimizi, Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen kuru. Amin.